Arkadaşlar, benim adım Defne. Ben bir uyur gezerim. Uyur gezerlik hakkında ne kadar bilginiz var bilmiyorum. Ama hikayemi dinleyince bayağı bir şey öğreneceksiniz. Uyur gezerlik her yaştan kişilerin başına gelebiliyor. Ama en çok çocuklarda ve ergenlik döneminde olanlarda görülüyor. Benim uyur gezer olduğum da ilk kez 8 yaşımdayken ortaya çıktı. Bir gece annemle babamın yatak odasına girmişim ve kolundan dürterek annemi uyandırmışım. Annem uyku sersemi ne olduğunu anlamaya çalışırken ona okkalı bir tokat yapıştırmışım. Hem de tam gözünün üstüne. Annem şaşkınlığını üzerinden atamadan dönüp odadan çıkmışım. Giderken de "Onu bana ver, benim o, benim gibisinden bir şeyler söylüyormuşum. Annemle babam tabii hemen kalkıp peşimden gelmişler. Başta odama bakmışlar. Orada olmadığımı görünce evin içinde beni aramaya başlamışlar. Fakat ara ara yok. Kafayı yemişler. Sonunda nerede bulmuşlar biliyor musunuz? Küvetin içinde. Banyoya birkaç kez girip çıkmalarına rağmen orada olduğumu görmemişler. Çünkü yattıktan sonra üstüne bir de duş perdesini çekmişim. Babam akıl edip perdeyi açarak baktığında beni küvette mışıl mışıl uyurken bulmuş. Anneciğim maalesef o haftayı mosmor bir gözle geçirmiş. Bana galiba kapıya çarptım gibi bir şey söylemişti. Annem bu hikayeyi geçen yıl kahkahalar eşliğinde anlatınca gerçek sebebi öğrenmiş oldum. Ona zarar verdiğim için elbette üzüldüm. Ama geçmişte uyur gezerliğimden ötürü yaşadıklarımın yanında bu olay epey masum kalıyor. Hele de o gece başıma gelenler. Birazdan o gece olanları anlatınca bana hak vereceksiniz. Ama öncesinde size uyur gezerlikle ilgili biraz daha bilgi vermem lazım. Mesela filmlerde uyur gezerler kollarını öne uzatıp gözleri kapalı halde zombi gibi yürürler ya. O kesinlikle doğru değil. Uyur gezerlik uykunun en derin olduğu zamanlarda yaşanıyor. Ancak beyin her nasılsa kişinin hareket etmesine izin veriyor. Bunun sebebini bilim henüz çözebilmiş değil. Öyle ki uykusunda kalkıp yemek yiyen de var, arabasına binip kilometrelerce yol giden de. Çevremdekilerin söylediğine göre ben uyur gezer olduğumda gözlerim oyuncak bir bebeğe benziyormuş. Yani açık olmalarına rağmen boş bakıyormuşum. Etraf karanlık olmasına rağmen hafızamı kullanarak sanki her yer aydınlıkmış gibi dolaşıyormuşum. Örneğin kapıların yerini çok rahat buluyormuşum. Bir keresinde babam bize yazlık bir ev kiralamıştı. Evdeki ilk gece ben tabii yine ayaklanmışım. Normal evimizde odamın kapısı yataktan kalkınca sol tarafta kalıyor. Oradaysa tam tersi sağ taraftaydı. Ben henüz evi bilmediğim için doğruca sol tarafa gitmişim. Annemler gece gıcır gıcır sesleriyle uyanmışlar. Hemen benim yattığım odaya koşmuşlar. Ben orada kapı var diye duvarı tırmalayarak kapı kolu arıyormuşum. Duydukları sesse tırnaklarımı duvara sürtmem sonucunda çıkıyormuş. Uyur gezerlik için doktorlar hastalık yerine davranış bozukluğu demeyi tercih ediyorlar. Sebepleri henüz bilinmese de genetik olduğu kesin gibi. Yani uyur gezerseniz yakın akrabalarınızın arasında muhtemelen sizin gibi uykusunda gezen birileri var. Benimki de teyzem. Annem evlenmeden önce ailesiyle yaşadığı günlerde bir gece tuvalete kalktığında teyzemin salonda olduğunu görmüş. Elektrikli süpürgeyle haldır haldır yerleri süpürüyormuş. Annem teyzemin uyur gezer olduğunu biliyormuş. Ancak başta yere bir şeyler döküldüğü için temizlik yaptığını düşünmüş. Fakat bir de bakmış ki elektrikli süpürgenin kablosu prize takılı değil. Kablo boşta olmasına rağmen teyzem büyük bir ciddiyetle odayı süpürüyormuş. Teyzemin komik bir hikayesi daha var. Onu da araya sıkıştırayım. Teyzem bir gece yastığını küçük kızı sanmış. Panik içinde yastığı çeviriyor, bir orasını bir burasını tutup çekiştiriyormuş. Eşi uyanmış. Bir süre teyzemi izlemiş. Canım ne yapıyorsun diye sormuş. Teyzem ağlamaklı bir sesle "Nerede bu kızın kafası? Yardım et. Kızımın kafasını bulamıyorum." demiş. Size söyleyebileceğim bir diğer şey de uyur gezerlerin uyandırılmasıyla ilgili. Yaygın inanışa göre uykusunda gezen birini uyandırırsanız şoka girer ve bunun sonucunda da ölür. Evet, insanlar buna ciddi ciddi inanıyor. Bu söylenti nereden çıkmış bilmiyorum. Ama şehir efsanesi olduğu kesin. Uzun zamandır uyur gezerliği araştıran biri olarak uyandırıldığı için ölen tek bir kişiye bile rastlamadım. Kafa karışıklığı yaşayacağı, hatta belki o panikle saldırganlaşabileceği için uyur gezerlerin uyandırılması önerilmiyor. Onun yerine elinden tutarak yatağına yönlendirilmesi ve yavaşça yatırılması tavsiye ediliyor. Ailem bunu bildiği için beni hiçbir zaman uyandırmaz. Fakat bir keresinde ben kendim uyandım. Onu da hızlıca anlatayım. Annem yıllardır yoğurdu evde kendisi yapıyor. Ben yine bir gece uykumda kalkmışım ve doğruca mutfağa gitmişim. Tezgahın üstündeki tencereyi alıp yere koymuşum. Ardından kapağını açmışım
ve iki ayağımı birden yoğurt tenceresinin içine sokmuşum. Bu saçma hareketi niye yaptığım tabii ki belli değil. Uyur gezer olmanın tek iyi yanı bu zaten. Bilinçsiz olduğunuzdan hiçbir şey için sizi yargılamıyorlar. O gece de yapacağımı yaptım ya, sonra yatağıma dönmeye karar vermişim. Fakat ayaklarım yoğurtla kaplı olduğu için ilk adımı atar atmaz vışıt diye kayıp sırt üstü yere düştüm. Uyandığım anda oydu zaten. Acıyla gözlerimi açtığımda hemen yan tarafımda duran yoğurt tenceresini gördüm. Neyse ki başımı çarpmamıştım. Islaklığı hissedince ayaklarımı elledim. Bileklerime kadar yoğurt içindeydi. Şaşkınlığım 15-20 saniye sürdü. Büyük bir şokla uyanmama rağmen gördüğünüz üzere ölmedim. Gayet sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Artık uyur gezerlik hakkında epey bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi de size uyur gezerliğim yüzünden başıma gelen en tehlikeli, en saçma ve aynı zamanda da en komik olayı anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an odamda iki yataktan başka eşya yok. Biri benim, diğeri de annemin. Çünkü artık annem benimle aynı odada yatıyor. Odada başka ne varsa çıkarıldı. Pencerelerde özel bir kilit sistemi var. Ben uyumadan önce odanın kapısını kilitliyoruz. Anahtar tabii ki annemde. Peki ailem bunca önleme neden gerek duydu? Yıllardır uyur gezer olduğum halde neden son dönemde alarm durumuna geçtiler? 2,5 ay önce yaşadığım inanılmaz geceyi anlatınca siz de onlara hak vereceksiniz. Şunu söylemedim sanırım. Uyur gezerler her akşam kalkıp gezmezler. Gece gezmelerini neyin tetiklediğine dair bazı bulgular var ama aslına bakarsanız bunlar kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Benimki ise genelde stres. Örneğin yeni bir eve taşındıysak veya annemle babam tartışmışsa yahut ertesi gün önemli bir sınavım varsa ben kesin uyur gezer oluyorum. Size anlatacağım büyük olayı yaşadığım günse çok daha üzücü bir durum söz konusuydu. Babam 13 yıldır çalıştığı şirketten haksız bir şekilde işten çıkarılmıştı. Onu hayatımda ilk kez ağlarken gördüm. Uğradığı haksızlığı hazmedemiyordu. O görüntü bana inanılmaz dokundu. Yattıktan sonra uzun süre uyuyamadım. Saatlerce ağladım. Bir yerden sonra yorgunluktan sızmışım. Uyandığımda başka bir evdeydim. Ve 80 yaşlarındaki felçli bir kadınla aynı yatakta yatıyordum. O anki korkumu size anlatamam. Gözlerimi açtığım an onu gördüm. Yüzü bana dönüktü. Mavi gözleri fal taşı gibi açık bir halde bana bakıyordu. Konuşamadığı ve hareket edemediği için tepki veremiyordu. Ama o da benim kadar korkmuştu. Olayın ertesi günü babamla tam bir dedektif gibi çalışarak o gece neler yaşadığımı tek tek ortaya çıkardık. Anlaşılan o ki daha sonra adının Hayriye olduğunu öğrendiğim yaşlı teyzenin yatağına 3 aşamada girmiştim. 1. aşama, pencereden uçmak. Tahminlerimize göre sabaha karşı 4.30 civarı yataktan kalkmışım. Annemler odamın kapısının sabah kapalı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla evin içinde dolanmamışım. Uyur gezerken kapıları açıyorum ama sonrasında kapıyı tekrar kapatma huyum yok. Büyük ihtimalle doğruca pencereye yönelmişim. Artık rüyamda ne görüyorsam pencereyi açıp pervazın üstüne çıkmışım ve kendimi 3. kattan boşluğa bırakmışım. Tentenin üzerine hızla düşmüşüm ve oradan trambolin gibi sekip karşıdaki pizzacının önündeki büyük güneş şemsiyesinin üstüne düştüm. Düştüm diyorum çünkü 2. çarpmayı çok net hatırlıyorum. Belli ki uyanmışım. Fakat rüya ile gerçeği karıştırdığım için rüya gördüğümü sandım. O an yaşadıklarım hiç de normal olmadığı için rüya diye düşünmem bence gayet doğal. Bu düşmelerin bir kısmı güvenlik kameralarında var ve görüntüler Hollywood filmlerinden farksız. Anlatırken gülüyorum ama annemle babam kamera kayıtlarını izledikten sonra günlerce kendilerine gelemediler. Sırada 2. aşama var. Deliler gibi koşmak. Geceleri pizza dükkanında kalan göçmen bir çalışan varmış. Gürültüyü duyunca hemen dışarı fırlamış. Şemsiyenin yardımıyla yere yumuşak iniş yapan ve sanki yatağındaymış gibi mışıl mışıl uyuyan beni görmüş. Yaşayıp yaşamadığımı anlamak için kolumdan tutmuş. Ben o sırada gözlerimi açıp ayağa fırlamışım ve adam ne olduğunu anlamadan koşmaya başlamışım. O da peşime takılmış. Bir yandan da beni yanlış anladın, ben sana yardım etmek istiyordum diye bağırıyormuş. Muhtemelen kaçak göçmen olduğu için başına bir şey gelecek diye korkmuş. Adam arkada, ben önde bir süre koşmuşuz. Fakat kilolu olduğu için sonunda pes etmiş. Peki benim koşmaya devam ettiğime ve hala da uyur gezer halde olduğuma inanabiliyor musunuz? Lütfen inanın. Çünkü durum gerçekten de böyle. Nihayet son aşamadayız. Pencereden içeri dalış. Bu kısımda görgü şahidi yok.
Fakat girdiğim evde yaşayan ailenin anlattığına göre evin kedisi Bella yaz boyunca geceleri pencereden çıkıyor. Sabaha kadar dolaşıyor, sonra yine aynı pencereden eve geri giriyormuş. Giriş çıkışları Hayriye teyzenin odasındaki pencereden yaptığı için de orası hep açıkmış. O gece Bella'nın yanı sıra pencereyi biri daha kullanmıştı. Nasıl becerdiysem açık pencereden eve girmişim ve yatağı görünce de direkt dalmışım. Hayriye teyze uyanmış ama felçli olduğu için maalesef hiçbir şey yapamamış. Annemin artık benim odamda yatmasının ve önlem için eklenen kilitlerin haklı bir sebebi var. Beni dinle.